bağlantılarımızdan bir tanesi dediğimiz gibi TVA istihbarat şefi Sakıp Teker. Bakalım o ne tür istihbaratlar almış. Biraz sonra onu da alacağız. Bir başka açıklama için Sakıp Teker'e bağlanıyoruz. TVA istihbarat şefi. Sakıp Bey merhaba. Merhabalar sayın yönetmenim. TVA olarak zaten hep sahadaydık. Seçim kararından sonra çalışmalara daha bir hız verdik. Evet. Özellikle sen de ekibin sahayı karış karış dolaşan, özellikle sahadaki, alandaki bilgileri bize anında iletiyorsun. Evet. Tabii benim de biraz önce Kurtuluş'a da sordum Sakıp Bey. Evet. Özellikle 24 Haziran 2018 tarihi tabii herkesi bir anlamda ters köşeye yatıran bir tarih. Yani 26 Ağustos'a bile erken derken 24 Haziran, hani bazılarının tabiriyle söylüyorum tırnak içerisinde, çok erken gibi yani oldu. Yani bu seçmen üzerinde bir şok etkisi yarattı ama bu iki gün içerisinde bu şoku atlatmış görünüyorlar. Evet. Artık bunu erken seçim olarak, acil seçim olarak, ani seçim olarak adlandıranlar var. Şu şok atlattıktan sonra artık partiler çalışmalara başladılar. Ama tabii hazırlıksız yakalananlar var. Yani mecliste olan partiler var, meclis dışı partiler var. Ama bunun içerisinde tabii ki Saadet Partisi tüm partiler içerisinde yine kilit konumunu koruyor. Tabii bu seçimin de belli bir bütçesi olacak. Yani şu an bir milletvekili adayları söz konusu değil. Hatta bazıları şunu tabir ediyorlar, diyorlar ki meclis bundan sonra işlevini yitireceği için hani vekillik düşüncemizden de vazgeçtik gibi diyenler, bahsedenler oldular. Artık onlar da ne kadar doğru bilemiyorum. Yalnız İYİ Parti ile ilgili tüm partiler veya tüm seçmenler, yani İYİ Partili veya değil, İYİ Parti'nin seçime girmemesinden muzdarip olacaklarını, yani şok yaşayacaklarını belirtiyorlar. Bunu belirtmek ama istiyorum. Ama zannediyorum bu konuda bir orta yol bulunacak gibi. Sanki eğer kanunlar elverişli değil ise yasal bir düzenleme yapma peşinde de AK Parti diye biliyorsun bir takım haberler çıkmıyor değil. Görünen o ki İYİ Parti kendi çatısı altında giremese bile bir başka partiyle ittifak yaparak birçok seçenekle birlikte seçimlere girebilmesinin önünde herhangi bir engel yok diyelim. Peki parti merkezlerini sen şu hususu bir dile getireyim. Evet. Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıkladığı işte noter tasdikine gerek yok. Az önce siz de onu söylediniz. Bu seçim kurullarına gidip nüfus kağıdıyla işte ben hani şu adaya imza veriyorum demek, hani orada kendisini deşifre edeceğinden, hani seçimin gizlilik ilkesine uymaz diye böyle bir tabir kullananlar oldu. Onu da bilemiyorum. Seçim artık dediğim gibi şoku atlattılar. İlk şoku atlattı partiler. Peki şimdi biraz sonra sevgili Sakıp Teker, evet, biraz sonra Hatay Kitap Fuarı'na bağlanacağız canlı olarak. Evet. Habernet'e belki böyle nokta koyacağız ama benim sana sormak istediğim son soru da şu. Buyurun. Parti merkezlerinde, teşkilatlarda, yani Adana bazında söylüyorum, çalışmalar başladı mı? Yani çünkü seçime çok kısa bir süre var. Evet. Yani partiler, vatandaşlar o şoku atlattı diyorsun ama... Partiler de atlattı aşağı yukarı. Partiler de çünkü atlattı diyorsun. Seçime hazır olan partiler vardı. Yani kadrolara hazır partiler vardı. Bir de tabii ki seçimi hiç beklemeyen partiler vardı. Onlar biraz şok yaşadı ama o şoku da atlatmış durumdalar şu an. Tabii seçimin belli bir bütçesi var. Artık ne kadar hazırlar değiller onu bilemem. Yani bizim gördüğümüz, yani bizim ana partiler şu an çalışmalarını yapıyorlar ve çok da rahatlar. Herhalde seçim sakin bir ortamda geçecek. Peki. Sana çok teşekkür ediyoruz. Tabii sahadan ve alandan bildirmeye devam edeceksin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.